Bayze bitiyor. Bay. Dan Türkiye güzel. Gezgin zenginler buralarda kalıyor. Hatta parayı bulmuş maşallah. Bay. Zeytinburnu'nda da bulunmuş muhammekirhanenin banyosu. Herkese günaydın. Yeni bir gün, yeni bir sabah. Yeni bir video ile yine karşı karşıyayız. Bugün kalmış olduğum hosteli göstereceğim size. Patong'da kaldığım bir hostel var. Çok güzel bir hostel ama Mahir arkadaşımla beraber farklı bir hostele geçmeye karar verdik. Şöyle tek odalı bir yer tuttuk, kiraladık. Yaklaşık bir haftalık falan bir ücretini falan ödedik. O tarafa geçtiğimde tabii orayı size göstereceğim. Öncelikle şu an için kalmış olduğum hosteli size göstermek istedim. Böyle 6 yataklı bir hostel. Tabii manzarası da şöyle. Güzel bir manzarası var aslında bu hostelin. Gayet güzel. Az önce bir muson yağmurlarına maruz kaldı bu bölge. Yerleri görüyorsunuz, sular çekildi tabii. Altyapı iyi ama herhalde bazen çok fazla yağış aldığında yeterli gelmiyor olabilir. Şu balkondan şöyle içeriye geçeyim. Biz de yavaş yavaş toparlandık şöyle çantalarımız. Diğer hostele bir geçiş yapacağız. Evet Mahir kardeşim. Merhabalar, herkese merhaba. Bugün hostel değiştireceğiz çünkü burada biraz sıkıntı yaşadık aslında. Çünkü internet kesiliyordu. Evet. O yüzden başka bir yer bulduk. Orada da sadece iki kişilik, yani bir odada iki yataklı bir yer bulduk ve hemen hemen aynı fiyata geldi. O evet. Yüzden Fuat arkadaşımızla birlikte bugün o hostele geçeceğiz. Hem burada 2-3 gündür sürekli internet kesiliyor. Bizim zaten bütün işimiz, gücümüz internetle olduğu için sıkıntı çektik. O yüzden bugün başka bir hostele geçeceğiz. Görüşürüz şimdi arkadaşlar. Mahir'in kaldığı yatak şöyle toparlandı. Çantalarımız burada. Toparlanıyoruz şimdi yavaş yavaş. Bu da benim yatağımdı. Burada bir aşağıda başka bir arkadaşımız kalıyor. Şu an burada değil, sabah kahvaltıya gitti. Bu da bizim arkadaşımız Ray. Hello. How are you? I'm good. Goodbye. Bye bye. Bye bye. See you later. Thank you. Arkadaş güzel bir arkadaş. Böyle bilgisayarda şeyler yapıyor. Ne yapıyor bakayım? O oyun oynuyor. Since it's raining, there's nothing else to do. Yes. Şimdi şöyle bakayım, şöyle hiç göstermedim hosteli. Bu da bizim fakirhanenin banyosu. Biz böyle gezgin zenginler buralarda kalıyoruz. Zengin mi, fakir gezginler mi? Zengin gezginler. Bu da böyle çıkışımız. Odalar falan var. İşte her katta ayrı ayrı odalar var. Güzel bir yer aslında. Konum olarak, konum itibariyle güzel bir yer ama gel gelelim. İnternetle alakalı biraz problem yaşadık son zamanlarda. Ondan dolayı toparlanıyoruz. Farklı bir yer ayarladık dün. Şimdi o tarafa geçince orayı da size göstereceğim. Ne diyoruz? Görüşürüz. Bay bay. Evet. Ve arkadaşa da el salladık. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. 404 numaralı odamızdan. Şöyle kapıyı bir kapatalım. Nerede? Ufak ufak gideceğiz. Şimdi aşağıda şey var bizim. İlk girişte verdiğimiz bir 200 bar bir depozito var. Onu şu an teslim alacağız kendilerinden. Evet, şimdi kaldığımız hostelden ayrılıyoruz arkadaşlar. You don't like football. Bye. Like nice to meet you. Bye. Bye. Şimdi arkadaşımız da bugün yeni giriş yapıyor. Biraz sohbet ettik böyle. Almanya'dan gelmiş. Alman vatandaşı kendisi. Bugün bir giriş yapıyor. Yağmurlu günde yavaş yavaş kalacağımız hostele doğru gidiyoruz. Evet şimdi şöyle ufaktan çıktık. Yağmur yağıyor. Diğer hostele doğru geçiyoruz. Mahir kardeşimle beraber. Evet, diğer hostele geçiyoruz. Şimdi yağmur da yağıyor. İki gündür muson yağmurları durmadı. Dışarıda biraz zor çıkabiliyoruz ama yani çıkabildiğimiz kadar yine çıkmaya çalışıyoruz. Aynen. Şimdi böyle ufak ufak kendimizi o sele atalım bir yağmur bastırmadan diyorum. Evet arkadaşlar, şu an kalacağımız
Hostele geldim. Bayağı bir ıslandık. Yağmurda biraz yürüdük. Yaklaşık bir 5-6 dakika falan. Şöyle bir yer. Kalacağımız yer. Motorlar falan biliyorsunuz hep burada kapıda. Kiralık motorlar falan var. Şöyle içeri doğru biraz girelim. Bakalım bir kalacağımız yere. Bakın burası ortak kullanım alanı olan bir yer. Gayet güzel. Şöyle hoşuma gitti ama. Resepsiyonu. Burada çok rahat bir şekilde videolar falan çalışmalarını falan yapabilirim. Editlemeleri falan burada yapabilirim. Ondan sonra şöyle ufak bir minik bir mutfağı var. Çay, kahve vesaire oturup ihtiyaçları giderebileceğimiz. Hi. Bu da bizim hostelin sahibi. Şimdi bu abi, abinin ismi neydi? Muhammed abi. Muhammed abi. Şuradaki, şu sokaktaki otellerin hepsinin sahibi benim dedi. Vallahi adamda inanılmaz bir iş azmi var. Helal olsun. Şimdi biz odamıza çıkacağız. Diğer kaldığımız yerde günlük, gecelik daha doğrusu 67 lira falandı. Ama biraz böyle iç içeydik. Burası da aşağı yukarı 70 lira, 73 liraya falan denk geldi geceliği. Bir 3-5 lira fazlaydı ama çok daha rahat, en azından tek bir odada böyle internetle alakalı bir sıkıntı da yaşamayız diye umuyorum burada. Merkeze, sahili de yakın. Şu an avantajlarımız var. Odaya bir çıkalım, odayı göstereyim size. Evet, şimdi kalacağımız hostele geldik şöyle. Burası da oda şeklinde. Gayet güzel bir yere benziyor. Şimdi Mahir arkadaşım içeriye girdi. Ben de bir içeriye girip çekeyim şöyle. Bakalım nasıl bir yermiş. 603 numara diyor. Evet, şöyle bir yatak var. Biz bunu ayıracağız. Mahir'le beraber yatmayacağız. Sarmaş dolaş. Şu ışıkları bir yakalım Mahir. Yak. Nerede ışığımız? Bu kartı falan var mı? Ha, kartı vermedi bize. Kartı vermedi. Ama bekle bakayım. Ondan sonra şöyle bir penceremiz var. Manzarası falan yok. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. El mahkum. Herhalde ne olması gerekiyor? Olur, evet. Evet, evet. Onu takar mısın? Ha, evet, her şey açıldı şu an. Evet. Işıklarımız yandı. Şu yatağı bir ayıracağız seninle. Şimdi bugün böyle üst üste çantalarımız. Bunları bir çıkartalım şöyle arkadaşlar. Buzdolabımız da varmış burada Mahir. Evet, var. Her şey çalışıyor dedi abi. Avantajlı yani, burası bizim için çok da avantajlı. Televizyonu bilmiyorum, kullanmadım da. Hangi kanalları çekiyor, uydu kanallarım var. Şöyle biraz ağır oldu ama yorulduk. Olsun. En azından denemeye değerdi. Evet arkadaşlar, hostel değiştiriyorduk demiştim. Geldiğimiz hostelde şu an ufak bir dinlenme alanı var böyle. Şimdi burası masamız, şöyle ne kadar görünüyor bilmiyorum. Böyle bilgisayarda ufak işlerim vardı, onları hallettim. Aynı zamanda edit yapıyorum. Şimdi şöyle ufaktan kaldığımız hostelin ortak kullanım alanı var, onu göstermek istedim size. Şöyle burada da Mahir kardeşimle beraber hem bir şeyler atıştırdık, çay kahve yaptık kendimize. Edit yaptık. Dışarıda çıkamıyoruz zaten. Aynen. Yağmur yağıyor diye. Dışarısı efsane şu an. Musan yağmurları bastırdı ki hem de nasıl. Burası ufaktan böyle bir ortak kullanım alanının ilk girişi zaten. Mutfağımız var. Böyle çay, kahve vesaire o şeyleri yapabiliyoruz. Şöyle ufaktan bir resepsiyon var. Yani diğer kaldığımız otele nazaran bir tık daha konforlu bizim için. Çünkü en azından bir çalışma alanımız var. Çay kahve içebileceğimiz bir alan var. Diğer hostelde yok da şu an gayet memnunuz bundan. Diğer hostelin fiyat avantajıyla aynı olduğu için de bizim için daha avantajlı oldu. Bu da hostelin sahibi. Mr. Muhammed. YouTube channel video. Okay. How are you? Thank you very much. Muhammed abimiz Pakistanlı. Yes. You from Pakistan? I'm from Pakistan. Pakistan. This is my hotel. Oh, evet. Welcome everybody here. Okay. Nechasan. Herkesi bekliyorum. Bir otelin sahibi bu. Büyük bir otel aslında. Hostelden ziyade böyle odalar var. Hostel gibi değil tam olarak. Ama mesela şu an dışarıyı göstereceğim. Çok net gösteremiyorum. Hava
Karanlık çünkü burada. Erken saat olmasına rağmen yağmurlardan dolayı. Buradaki, bu sokaktaki bütün otellerin sahibiymiş bu Muhammed abimiz. Kendi söyledi. Bu sokaktaki bütün otellerin sahibi benim dedi. Böyle Pakistan'dan gelen bir abim. Pakistan Zetabat. Pakistan yes. Türkiye kardeş. Zeytinburnu'da da bulunmuş Muhammed abim. Zeytinburnu falan çok iyi biliyor. Biraz böyle sohbet falan ettik. Ama gelmiş işte Tayland'da parayı bulmuş. Maşallah diyelim. Çok çok güzel bir abi böyle. Güzellik de yaptı. Bize normalde buranın kalması hani gecelik ortalama 500-600 baht, 700 baht falan odasına göre değişiyor. Biraz da hani turistin durumuna göre biz sefil modunda gezdiğimiz için bizim de halimizden anladı. Biraz da Zeytinburnu muhabbeti yaptık Muhammed abiyle. O da şey oldu hani hemşericilik falan oldu biraz. Birbirimizi tanıyoruz gibisinden. Ondan sonra bize böyle güzel bir indirim yaptı. Bir tık daha iyi oldu bizim için. En azından biraz daha konforlu bir şekilde. Evet. Zaten hostellerin geneline baktığınız zaman ortalama fiyat bu şekilde. Buranın ekstra avantajı ikimiz aynı odada kalıyoruz ve iki yatak var. Diğerinde kaç tane? 2 6 6 6 genelde hosteller 6 kişilik, 8 kişilik oluyor da. Evet. Ha burası biraz daha böyle otel tarzında oda falan kiralıyorlar. Ondan dolayı biraz bizim için avantajlı olmuş oldu. Neyse arkadaşlar, dışarıyı da gösteremiyorum şu an. Çok karanlık olduğu için. Kaldığımız yer şöyle nacizane bir yer. Görüşmek üzere. Evet şimdi arkadaşlar yerleştik. Kalacağımız hostel bu şekilde. Çantalarımızı falan koyduk. Yatağımızı falan ayırdık, ayarladık. Ondan sonra bilgisayarımı falan açtım. Birkaç işim vardı, onları hallettim. Şöyle dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, onun haricinde bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Mümkünse yakın çevrenize paylaşmış olduğum videoları, nasıl ki kendini severek izliyorsunuz, yakın çevrenize de bu videoları WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya üzerinden paylaşırsanız, gönderirseniz daha fazla insana ulaşmış olurum. YouTube algoritması da beni bu şekilde daha fazla insana, yani beni hiç tanımayan insanlara da önermeye başlar. Ki başladı zaten. Kanalımın büyümesini daha fazla, daha hızlı bir şekilde hızlandırmış oluruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.